Yeni videodan herkese merhaba kardeşlerim. Bu hafta boştak böreği yemeye geldik. Ve boştak böreği nasıl yapılıyor onu size tarifini edeceğiz. Bursa'da Kestel'den hemen ileride Sacaltı boştak böreği yapan yer var. Ben buraya daha önce gelmiştim ve tadı çok mükemmeldi. Ve buraya geldiğinizde güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Burada atlı sporları yapılıyor. Çocuklar için güzel vakit geçirebileceğiniz yerler var. Ve yine her zamanki gibi buraya gelirken o kadar güzel yerlerden geçiyorsunuz ki. Yeşil Bursa. Yani yeşil Bursa. Güzel ağaçların, güzel yeşilliklerin içinden geçiyorsunuz. Her şey çok güzel. Şimdi Sacaltı şöyle bir yer arkadaşlar. Şöyle at gezisi falan da oluyor içeride. Ok yarışları yapılıyor. Çevresi de böyle. Kardeşlerim hemen girişte, Sacaltı'nın girişinde büyük atlar ve küçük taylar var. Hem büyükler için yürüyüş yaptırıyorlar, koşturuyorlar at üstünde. Hem de çocuklar için güzel bir etkinlik, güzel bir gezinti oluyor. Gelince çocuklarınızı falan bindirmenizi tavsiye ederiz. Atları görüyorsunuz zaten. Şu anda taylar da var. 5 yaşında olan var, 10 yaşında olan var. Bir de büyükler de var. Gezdirilen yerleri de görüyorsunuz. Biz şimdi böreğimizi yemeye doğru geçiyoruz. İçeriye doğru gidiyoruz. Kardeşlerim biz böreğimizi yedik. Şu anda görüyorsunuz efsane bir börekti zaten. Şimdi boşnak böreğinin diğer böreklerden farklı bir özelliği el açması yapıyorlar arkadaşlar içeride. Kıymalı patateslisi var, kıymalısı var, kuşbaşılı patateslisi var, sade kuşbaşılısı var, sade patateslisi var. Ama çok güzel, çok lezzetli. Pişirilmesi de arkadaşlar öyle fırında falan değil. Bildiğiniz odun ateşi ve kömür ateşinde, tamam mı? Burada şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Orada bir arkadaş var. Onlar da Bosna Hersek'te bu arada. Bu Bosnak böreği Bosna Hersek'ten geliyor bize. O arkadaş da işte bir demir gibi bir şey var. Altta kömür veya odun ateşi yanıyor. Tamam mı? Ama gördüğüm kadarıyla hepsi odun ateşiydi. Odun ateşi yanıyor. Ve üstünde de sıcaklık var. Kapatıyor. Kapatınca o kendiliğinden pişiyor. Efsane bir ortam. Kesinlikle gelin. Kesinlikle bu lezzeti tatmanızı tavsiye ediyorum. Mesela geldiniz. Kış buraya kar yağdığına da geldim ben. Ayrı bir lezzeti var. Yazın da ayrı bir lezzeti var. Bahçesi zaten oyun parkı falan da var. Çocuklar için şu anda ekranda görüyorsunuz. Güzel zaman geçirebilecek. Çocukların eğlenebileceği aktiviteler gibi tarzda şeyler yapmışlar. İşte salıncak falan var. Efendime söyleyeyim. İnek falan yapmış, filigran yapmış adam yani resmen. Genel olarak buraya puanımız 10 üzerinden 8,5. Yani o 1,5'u da niye kırıyoruz? Girişte çamur, yağmur kışın gelince mecbur çamura bakıyorsun, batıyorsun. Bundan dolayı o 1,5'u kırdık ama lezzet olarak, hizmet olarak gerçekten çok güzel, mükemmel bir yer. Şimdi buradan gelmişken buraya kadar boşnak böreğini yedikten sonra az ileride de bir tabiat parkı varmış. Bir oraya da gidelim, orayı da görelim dedik. Hadi şimdi bir de tabiat parkını gezmeye gidelim.
Kardeşlerim, tabiat parkı çok fazla kalabalıktı ve içeride video çekemedik. Bundan dolayı hemen çıkmak zorunda kaldık. Tabiat parkının girişi 40 lira. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi tabiat parkının hemen az ilerisinde şöyle arkamda gördüğünüz gibi çok muhteşem bir göl var. Buraya kamp sandalyelerinizi atıp saatlerce oturabilirsiniz. Çayınızı demleyebilirsiniz. Yani çok güzel. Arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.